Son zamanlarda kafan gerçekten çok karışık. Dikkat sorunun olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Dünya fani, ölümler ani ve sen bunu 2 dakika sonra anlayacaksın ne yazık ki. Artık benim gitmem gerekiyor. Bana sorun çıkarmayacağını biliyordum. See you in the next life, koçum. Manyak büyüyorlar bunlar böyle. Aa, sen kimsin ya? Sen ne arıyorsun benim evimde? Hem de benim yatak odamda, hem de benim yatağımda. Hem de benim beyzbol sopamda. Hem de benim düğümümde. Benim tablam, benim tablam. Hem de benim narenciye sıkıcıyordum. Benim tüpüm. Aa, yeter. Sen kimsin ya? Siktir git evimden. Bazı konular hakkında görüşmemiz gerekiyor. Ben seni salonda bekliyorum. Nasıl girdin buraya? Hadi kalk, hadi yürü! Siktir git evimden, hadi! Abi sakinleş biraz ya. Bir cool down yani. Gel otur sakin sakin. Dur konuşalım bakalım. Konuşacağımız şeyler var. Bu sebeple geldim buraya. Buraya seninle bir anlaşma yapmak için geldim. Kendimi tanıtayım. Ben Azrail'im. Yani ölüyüm. Peki ne yapacaksın? Beni öldürecek misin? Allah'ım ya. Azrail'miş. Manyaksın sen, manyak. Ne kadar anlamsız tepkiler veriyorsun. İstersen öldürürüz. Nasıl yaptın bunu? Sakalımız yok ki dinletelim. Ben Azrail'im. Bağırma ya, tamam. Tamam abi. Bir dakika. Orada gruplarından çok var mı? Tabii be güzelim. Daha yolun çok başındasın. Ne biçim bir gün ya? Ölüp diriliyoruz. Evet, ölüyoruz. Yani öldük ama... Evet ya. Diriliyoruz ama ya. Şimdi biraz iş konuşalım. Benimle ortak çalışmanı istiyorum. Sana olan teklifim budur. Ben, senle... ortak çalışmak ha? Bunu neyin istiyorsun ki? Ben sana nasıl yardımcı olabilirim? Güzel soru. Sen hiç sıkılmaz mısın? Güzel soru. Neden ben? Bu teklifi sana getirmeden önce birçok kişiyle görüştüm. Uygun olan sensin. Seçilmiş kişi sensin. Cevabın nedir? Sanırım reddetmek gibi bir alternatifim yok. Evet. Hiç yok. Hem de hiç. Peki o zaman. Ortak? Oğlum dalga nasıl? Oğlum çekmecesinden. Oğlum süper de aman abi sakatlık çıkmasın. Abi şarjörü çıkartırsak bir bok olmaz ya. Pisliğe doğrulttular mı sana, hiç vuruldun mu? Dalga geçme be, koş şunun yerine. Ne olacak abi? Kaldı şunu ortadan be, şeytan da olur. Abi ne şeytan abi, ben bir kere vurayım seni. Hey. Bir kere vurayım abi, hiç vurulmuş muydun? Şarkıları kapattın acaba? Yemek yapmıyor, başka şeyler yapıyor. Tabii yemek yapmıyor lan, şaşkın. Şu anda tutkazı açmış adam, intihar ediyor. O zaman bu da mı ölür? Evet. Bizim yerimizde de ölmüş olur, çok da güzel olur. Biz de kurtulmuş oluruz böyle bir şey. Sanki ne ölmüşsün lan? Aa, öldü bile zaten. Evet, birazdan köpürür bunun ağzı yüzü. Buraları bok götürmeden biz çıkıp gidelim. Hadi çekin. Thank you.
sevdiğim yer. Sessiz, sakin. Ama havası çok güzelmiş be abi böyle. Siz insanlar böylesiniz işte. Sanırsınız ki ölüm hiç gelmeyecek. Aslında ölüm yanı başınızda. Sağınızda, solunuzda, önünüzde, arkanızda, her yerde ölüm var. Allah, öyledir herhalde. Yani ben pek bilgi sahibi değilim bu konu hakkında açıkçası. Hiç farkında değilsiniz. Aslında ne kadar ölüme yakın olduğunuzun hiç farkında değilsiniz. Sen de farkında değilsin. Farkındayım. Buradayım. Ne yapın öyle ya? Biz de buradayız. Ben de buradayım. Böyle bir mekanım olsa dışarı adımımı atmam. Senin için ne anlam ifade ettiğine bağlı. Dışarısı, içerisi. Pazar günü gelip buraya piknik yapalım böyle ya. Manyaklar. Ben acıktım. Ne acıkması lan? Buralar çok güzelmiş abi. Buradan bir arsa alacaksın aslında. Sonra deli para yapar buralar. Çok değerlenir. Ya işte böyle. Siz insanlar tüm maddesel düşünceler. Ama abi para olmadan yemek yemezsin. Yemek yemezsen de sevişemezsin. Dünyevi ihtiyaçlar bunlar. Dünyevi hırslar. Ben bunlardan bahsetmemiştim ki sen bir bok anlamamışsın, bir bok dinlememişsin. Ya işte böyle. Sizin ortamda kız yok anlaşılan. Ben acıktım. Ulan sabahtan beri seni doyuramadık. Yürü gidelim bir kebap yiyelim. Yürü hadi. Sadece dünyevi hırslar var beynimizde. Kebap mı bilmem ne mi yemek mi onu bulmuş mu? Doğru söylüyorsun da Adana mı Urfa mı? Urfa anasını sat. Urfa olsun hadi. Bugünkü son işimiz. İşte geldik kapısına çekirge. Vallahi son iş olması iyi oldu. Yemekten sonra bir uyku bastırdı beni ki sorma. Bir uyuruz belki bir ara. Kız içeride. Mum da yanıyor. Mum mu? Mum nasıl yanar abi bir insan? Nasıl ölür yani? Kız uyuyakalacak. Yanan mum dibine kadar inecek. Ve ortalık birden... Oo çok güzel. Kolay gelsin. Hadi gidelim bakalım. Tamam buradayım. Bir sürü sakat iş olur diye. Of! Of! Ben ne yapacağım şimdi çekirge? Allah abi. Her şey düzelir ya. Takma kafanı bu kadar. Halledeceğiz yani. Abi için. O ölemez. Onu öldüremem. Ya böyle güzellik öldürülür mü? Söyle bana. Bak, o yoksa ben de yokum. Tamam mı? Tamam abi, anladık. Yoksun, tamam. Yokum. Tamam, yoksun abi. Abi, bak ne diyeceğim. Şimdi biz bu gecelik unutalım bunu abi. Böyle bir şey anlatsan bana neler varsa fotoğrafta, nedir yer var tamam. Anlatsam anlatılmaz. Anca gelip gördüğün zaman anlarsın. Nasıl yani? Yani beni herhalde şey yapmaz da artık biraz kayırırsın yani tahminci. Yok. Kayırmak diye bir şey yok. Herkes eşit. Ama çırak kuşu ilişkisi falan biliyorsun. Yani ben şimdi... Sen oldun artık sen oldun. Oldun mu lan? Oldum. Evet.